Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 20 Mart 2022. Hepinizin işine yarayacak bir hap bilgiyle sizlerle birlikteyiz. Sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Arkadaşlar mevzuat bilgisidir ama ve lakin çok işinize yarayacağına eminim. 4 te işlere ödenen ikramiye kimler ödenir kimler ödenmez. Hangi yerlerde olur hangi yerlerde olmaz. Bakın şimdi detaylı bir şekilde sizlere sunacağız arkadaşlar. 13 günlük tediye ikramiye 30 günlük ikramiyeler kimler ödenir kimler ödenmez. Aşağıdaki tabloda verilmiştir. İdari izinde olan, raporlu ve yıllık izinde olan, doğum izinde ve evlenme izinde olanlara tediye ve ikramiyeler tam ödenir. Bakın şurada tablo. Ücretsiz izin kullananlar izinli olduğu günler ikramiye ve tediye ödeme süresinden düşülür. Tablo şurada. Bunu biz daha önce de videolaştırmıştık hatırlıyorum ben. Ama yine de izlemeyen arkadaşlar için şöyle bir gösterelim. İlave tediye, yıllık izin ve ikramiye açısından çalışılmış gibi sayılacak haller hangileridir? Hafta tatili ilave hediye sayılır, yıllık izin sayılır, ikramiye sayılır. Ulusal bayram ve genel tatil ilave hediye sayılır, yıllık izin sayılır, ikramiye sayılır. Haftalık rap hastalık raporu ilave hediye sayılır, yıllık izin sayılır, ikramiye sayılır. Analık izni ilave hediye sayılır, yıllık izin sayılır, ikramiye sayılır. Eşinin doğum yapması İlavet hediye sayılır, yıllık izin sayılır, ikramiye sayılır. Evlenmeyiz evl evlenmeyiz arkadaşlar. Sayılır. Üstü çizilmiş ama hatalı yazıldığı için sayılır. Yıllık izin sayılır, ikramiye sayılır. Yakınlarında vefatı, eş çocuk, anne baba, kardeş, kayınvalide, kayınpeder ilavet hediye sayılır. Yıllık izin sayılır, ikramiye sayılır arkadaşlar. Tabi afet izni. Tabi afet izni yine aynı şekilde bakın yıllık izin ilave edildiği ve de sayılır. Evlat edinme üçünde de sayılır. Özürlü çocuk izni üçünde de sayılır. Bakın 6 aylık ücretsiz doğum izninde hiçbiri sayılmaz arkadaşlar. Kırmızıda görüyorsunuz. Bildirim öneli artı 6 ay rapor haftayı 6 artı haftayı geçen rapor üçünde de sayılmaz. 45 günlük ücretsiz mazeret izni üçünde de sayılmaz. Neydi o üçü? İlave ediye yıllık izin ve ikramiye arkadaşlar. Tutukluluk süresi yine üçünde de sayılmaz. Yarı zamanlı çalışma arkadaşlar orantılı olarak ödenir. Ne ödenir? İlave tediği orantılı olarak ödenir. Yani kısteli yem şeklinde ödenir. Yine aynı şekilde yıllık izinden sayılır. Ve yine aynı şekilde ikramiye de ilave tediye ve ikramiye de yarı oranlı, yarı zamanlı çalışmada kısıt eliyem şeklinde yani çalışılı gün kadar ödenir. Yine kısmi zamanlı çalışma, yarı zamanlı çalışmada aynı şekilde ikramiye ve tediye orantılı olarak çalışıldığı gün kadar kısıt eliyem şeklinde ödenir. Ve yıllık izinde de sayılır arkadaşlar. Kısa bir hap bilgiydi bu umarız faydalı olmuştur. Bu tabloya ulaşmak isterseniz videonun altına linkini ekledim. Direkt tıklayıp da bu tabloya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videonun altına linki var. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Umarım faydalı bir tablo video olmuştur arkadaşlar. Şöyle de hepiniz görecek şekilde tutayım. Kendiniz de inceleyebilirsiniz bu tabloyu arkadaşlar.